Merhaba arkadaşlar, yeni bir öneri videosuyla karşınızdayım. Uzun uzadıya 8-10 sezon diziyi izleyemem, onca zaman yeni sezonu bekleyemem diyenleri de düşünerek sinema tadında mini dizileri sizler için listeledim. 2017'de yayınlanan Tabu ile başlıyoruz. Hikaye 1800'lü yıllarda bir macera perest olan James'in 12 yıl arının ardından Londra'ya dönmesiyle başlıyor. Evine geri döndüğünde babasının ölüm haberini alan James, babasının öldürülmüş olma ihtimalinden şüphelenir. Hem bu olayın hem de mirasının peşine düşer. IMDb puanı 8,5 olan diziyi izlemek için başrolünde Tom Hardy'nin var olması bile yeterli bir sebep diye düşünüyorum. Kalp 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 yapayım mı Tom Hardy? Kalp kalp kalp. 2003'te 6 bölümlük mini dizi olarak yayınlanan Angels in America ile 1985 yılının New York City'sine gidiyoruz. Tony Kushner'ın aynı adlı Pulitzer ödüllü oyunundan uyarlanan dizi, Emmy en iyi mini dizi ödülünün de sahibi. IMDb puanı 8,2 olan Angels in America, seyirciyi her defasında büyülemeyi başaran Meryl Streep ve Al Pacino gibi zengin oyuncu kadrosuyla da izlemeye değer görünüyor. Çernobil 1986'da Sovyetlere bağlı Ukrayna'da meydana gelen Çernobil felaketini konu alan dizi, eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. Seyirciyi ekrana kitleyen Çernobil, felaketle ilgili bu zamana kadar anlatılmaya pek de cesaret edilemeyen gerçekleri, neler yaşandığını ve olayların nasıl geliştiğini büyük bir titizlikle ekrana yansıtıyor. IMDb puanı ise 9,4. Unorthodox. 19 yaşında genç bir kadının mensubu olduğu cemaatin ve yaptığı görücü usulü evliliğin baskılarından kaçıp kendine yeni bir hayat kurmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilen dizi 4 bölümden oluşuyor. Her bölüm ortalama 50-55 dakika. Dizinin titizlikle oluşturulmuş her detayı hikayenin gerçekliğini izleyiciye geçirmeyi başarıyor. 2020 yılında yayınlanan dizi dünya çapında oldukça ses getirmeyi başardı ve Netflix Türkiye Top 10 listesine de kısa süre içerisinde girdi. Özgürlük mücadelesi veren bir kadının hikayesini anlatan Unorthodox birçok kadına da ilham olacak. Dizinin IMDb puanı 8,3. Into the Night. Güneşin insanlar için tehlike oluşturmaya başlamasının ardından karanlıkta kalmak için batıya doğru ilerlemeye çalışan ve bu yüzden Brüksel'den kalkan bir uçağı kaçıran adamın hikayesini anlatıyor. Belçika yapımı dizide Mehmet Kurtuluş'un canlandırdığı bir de Türk karakter yer alıyor. Kıyamet sonrası gerilim bilim kurgu türündeki dizinin IMDb puanı 7,1. Dizi 6 bölümden oluşuyor ve ikinci sezon için söylentiler olsa da henüz net bir açıklama yapılmış değil. 11-22-63. Stephen King'in aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin başrolünü James Franco canlandırıyor. Kennedy suikastını engellemek isteyen Jake Epping zamanda yolculuk yapar ve 22 Kasım 1963 tarihine gider. Ancak bunu yaparken hiç hesapta olmayan şeylerle karşılaşır ve bütün planları alt üst olur. 2016 yılında yayınlanan bilim kurgu türündeki dizi IMDb'den 8,2 gibi yüksek bir puan aldı. James Franco derken de garp garp garp. Kalpler çıkartabilirsin. Love, Death and Robot. 2019 yılında yayınlanan dizi yetişkinler için yapılmış animasyonlardan oluşuyor. 1981 yılında yayınlanan Heavy Metal adlı filmden esinlenilen dizi 2019 en iyi kısa animasyon programı dalında Emmy ödülünün de sahibi. IMDb puanı 8,5 olan dizinin her bölümünde dramdan komediye, bilim kurgudan maceraya değişen türlerde farklı konular işleniyor. 6-18 dakikalık 18 bölümden oluşan dizi Netflix'ten ikinci sezon onayını da aldı. Ancak çıkış tarihi henüz net değil. The Queen's Gambit. 2020 yılında yayınlanan The Queen's Gambit, Walter Tate'in 1983 tarihli aynı adlı kitabından uyarlanmış dramatik bir mini dizi. Dramatik denmesine bakmayın, aslında eğlenceli de bir dizi. Dizide 1950'li yıllarda bir yetimhanede yetişen ve yetimhane hademesinden gizli gizli satranç öğrenen küçük bir kızın zaman içinde şampiyonluğa uzanan hikayesi anlatılıyor. Dizinin yayınlandığı tarih itibariyle online satranç oyunlarında yaşanan patlama başarısının kanıtlarından yalnızca biri. Yapayalnız bir kız çocuğunun yaşadıklarını izlerken onun hırsından, mücadelesinden ve başarısından etkilenmemek mümkün değil. Keyifle izleyeceğiniz bir dizi olduğundan emin olabilirsiniz. Mesih. Amerika yapımı Mesih, Orta Doğu'da ilahi ve gizemli bir varlık olduğuna inanılan Mesih'in, Eva Giller isimli CIA ajanının onu takip etmesiyle yaşanan olayları anlatıyor. Ocak 2020'de yayınlanan 7,6 puanına sahip dizi 10 bölümden oluşuyor. Her dinden, her kültürden insanı etkilemeyi başaran Mesih, izleyenleri ikiye böldü. Diziyi beğenenler olduğu gibi
insanları yanlış yönlendirdiğini ve dini farklı anlattığını düşünerek tepki gösterenler de oldu. En doğrusu elbette izleyip kendi kararınızı kendiniz vermeniz olacaktır. Normal People, IMDb puanı 8,5 olan dizi, Sally Rooney'nin uzun süre çok satanlar listesinde kalan aynı adlı romanından uyarlandı. İrlanda'da geçen romantizm türündeki dizi, iki gencin lisede başlayıp üniversiteye kadar uzanan sürprizlerle dolu aşkını konu alıyor. Kullanılan müziklerle de yüreklere dokunan dizi, romantizm severler için izlemeye değer. The Undoing, Nicole Kidman ve Hugh Grant'i başrollerinde bir araya getiren dizi, psikolojik gerilim seven izleyiciyi fazlasıyla etkileyecek. The Undoing, başarılı bir terapist olan Grace Tse için hayatına odaklanıyor. Yaşadığı talihsizliklerin ardından kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan ve ilk kitabını çıkarmak için mücadele veren Grace'in hikayesi anlatılıyor. IMDb puanı 7,5 olan dizinin yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü Susanna Bier oturuyor. The Young Papa. Papalık görevine getirilen ilk Amerikalı Papa olan Lenin'in yenilikçi ve farklı tarzı, ahlak anlayışı Vatikan'da dikkat çekiyor. Dizi, yeni ve farklı papanın Vatikan'da yaşadıkları çerçevesinde geçiyor. Toplamda 10 bölümden oluşan dizinin IMDb puanı 8,4. Papa rolünde Jude Law ismini duyar duymaz eminim izlemek isteyeceksiniz. The Bodyguard. 6 bölümden oluşan Bodyguard'ın IMDb puanı 8,2. İsminden de anlaşılacağı gibi başrolümüz bir koruma olarak karşımıza çıkıyor. Polisiye, politik gerilim türünü izlemeyi sevenlerin ilgisini çekebilecek bir dizi. Bir solukta hiç sıkılmadan izleyeceğiniz dizinin başrolünü Game of Thrones'un Robb Stark'ı yani Richard Madden canlandırıyor. The Ragnarok. Küçük bir kasabadaki kıyamet alametlerini ve kasabanın kurtarıcısı olacak genç Thor'u konu alıyor. Ragnarok aslında İskandinav mitolojisinde kıyameti temsil eden bir efsanenin adı. Dizide de sık sık İskandinav mitolojisine atıfta bulunuluyor. Başta bir gençlik dizisi gibi görünse de mitoloji ve fantastik türü sevenlerin ilgisini çekebilecek bir dizi. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi Netflix'ten ikinci sezon için de onay aldı. Ancak ikinci sezonun tarihi henüz belirlenmedi. Ve geldik sonuncu dizi önerimize. Dogs of Berlin. Netflix Almanya'nın yapımcılığını üstlendiği Dogs of Berlin, Türk asıllı Alman milli takım futbolcusunun öldürülmesiyle başlıyor. Olayı soruşturması için görevlendirilen biri Türk, diğeri Alman iki dedektif, bir yandan Berlin'in suç çeteleriyle mücadele ederken, diğer yandan farklı karakterleri yüzünden devamlı birbiriyle çatışır. Berlin'de yaşanan kültür çatışmalarını merkez alan dizinin IMDb puanı 7,5. Sizlere daha fazla video hazırlayabilmem için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.